Evet, özel fitnat koleji yolcusu kalmasın. Hadi, 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 hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, yakaladım. Kıpırdama. Çantaları bana verin, yoksa kardeşinizi bir daha göremezsiniz. Tamam, çantaları sana veriyoruz. Nazlı'ya bir şey yapma. Oyun oynamaya kalkmayın. Kapıyı aç. Sen de bırak ama kardeşimizi. Kapıyı aç. Hepinizden nefret ediyorum. Sen benim şoförümsün, pis sülfikar. Kıvılcım, ne işin var kızım senin burada? Ben doğru yerdeyim Aslı. Asıl yerinde olmayan şoför bozuntusu olacak o Zülfikar. Ha? Zülfikar, Zülfikar! Neredesin? Nerede olacak? İş saatinde küçük arkadaşlarla oyunlar oynuyorlar. Aferin kız. Hem sen onun yüzünden derslerine de geç kalıyordun. Değil mi Pıtırcık? Hem ben onun yüzünden derslerime de geç kalıyorum. O hep diğerleriyle ilgileniyor. Bak sen. Neden acaba? İyi de bir taneciğim, ne yapabilirim ki? Aa, cevap veriyorum. Zülfikar'ı işten çıkar. Kov onu Aslı. Kov, kov, kov. Kov onu Aslı. Kovayım mı? E baba? Ya bana ne kov? Bak Zülfikar'ı kovmazsan nefesimi tutarım. Ay, yapma, yapma Kıvılcım, yapma kızım. Aç ağzını, nefes al. Tamam, sen üzülme. Bir çaresine bakarız, tamam mı? Sen yeter ki ders çalış ve o cadılardan çok 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 yüksek notlar al. Zaten ben müdür hanımla konuştum. Çok yüksek notlar alacaksın. Hadi bakalım şimdi okula. İyi dersler. Bana iyilikten bahsetme Aslı. Hayatım, küçük bir işim çıktı, ben seni sonra arayacağım. Döneceğim, tamam, tamam. Hadi bay bay. Efendim, emrettiğiniz gibi ben küçük hanımları okula bıraktım. Arabayı yıkattın mı? Yıkattım efendim. Cila? Cila da attırdım efendim. Lastikleri şişirdin mi? Yağına, suyuna baktın mı? Tabii, 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 tabii. Hepsi normal efendim. Teyp biraz cızır diyordu. Kolonlar bozuktu efendim. Yaptırmadın yani, ha? Yani ben düşündüm ki burada bana ihtiyacınız vardır, kolonlarla şimdi vakit kaybetmeyeyim diye hemen geleyim dedim. Düşünmek senin işin değil Zülfikar. Sen düşünmek için para almıyorsun. Sen şoförlük yapmak için para alıyorsun. Bu disiplinsizliklerin bin oldu. Üfle bakayım. Olmadı işte, kovuldun. Efendim neden? Arabaya iyi bakmıyorsun. Disiplinsizsin. Canım şimdi sana tek sayayım hepsini. Teessüf ederim efendim. Ben arabaya kendimden iyi bakıyorum. Anlatamıyorum galiba Zülfikar. Kovuldun. İstersen heceleyeyim ha. Kovuldun. İstemiyorum canım seni bu evde. Hem arabaya iyi bakamıyorsun. Çocukları sana emanet edemem. Anladın mı? Kovuldun. Çık dışarı. Ben gideyim o zaman. Yok, istersen yatıya kal canım ha. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Çık. Kovuldun. Zülfikar. Alo. Alo. Alo Ekrem'cim, Ekrem'cim. Dayanamıyorum artık, gitti şurama geldi. Kovdum onu. Kim olacak canım Zülfikar'ı? Hayır, arabaya zaten iyi bakmıyordu. Biliyorsun, hep anlatıyorum. Sonra bugün okuldan aradılar. Çocuklar okula geç gitmişler hayatım. Niye biliyor musun? At yarışı oynamak için Veli Efendi'ye gitmişler, inanabiliyor musun? Ha, geçen gün yıkatmaya bile ben götürdüm arabayı. Evet hayatım. Evet, dayanamadım, kovdum. Canım tamam, tamam. Şimdi arabanın lastikleri inmiş. Onları şişirttirmek için ben çıkıyorum şimdi. Tamam, sonra ararım seni. Tamam. Hadi öptüm canım. Bay bay. Bay bay. Oh, bu işi hallettim. Müstesna. Bana bir kahve yap. Keyif kahvesi. Bol keyifli. Ay. Oh. Öyle hemen çekip gitmeyeydim be oğlum. Ben konuşurdum Ekrem Bey'le. Ya gerek yok anne. Ben zaten şimdi kendime iş ayarlayana kadar Melek teyzemin yanına geçeceğim. Olacak bitecek. Ekrem Bey seni sever.
Beni de kırmaz bilirim. Bırak bir konuşayım adamla. Ya anne, sen hala bu evde Ekrem Bey'in değil de o kadının sözünün geçtiğini anlamıyorsun herhalde. Peki o zaman bak. Her öğün yemeğini mutlaka yiyeceksin, tamam mı? Tamam anne, yiyeceğim. Söz. Melek teyze de üzme. O seni kendi oğlu gibi sever. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam anne, söz. Üzmeyeceğim. Hep sonra bak. Bir sıkıntı, bir derdin oldu mu önce beni arayacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam anne. Zülfikar. Buyurun Ekrem Bey. Aslı yengenle anlaşamamışsınız galiba, öyle mi? Biraz öyle oldu efendim. Ne diyelim, kısmet bu kadarmış. Hayırlısı olsun. Hayırlısı efendim. Ah. Bu nedir Ekrem Bey? Bir para. Senin bize çok emeğin geçti Zülfikar. Aynı şekilde sizin de bana çok emeğiniz geçti efendim. Teşekkür ederim. Ben bu parayı hak etmek için bir şey yapmadım. Zaten bugüne kadar bana hak ettiğimi hep ödediniz. Ben buradan kovulmayı nasıl hak etmediysem şimdi bu parayı da hak etmiyorum efendim. Teşekkür ederim.